Sayın hocam kolay gelsin. Evet, önümüzde sahamızda iki maç var. Önce altında, daha sonra da Malatya maçları çalışıyorsunuz. Son durumlar, gelişmeler, sakatlıklar ve seyircilerimize vereceğiniz mesajlar. Evet, baştan başlayayım ben sonradan. Tabii ki seyirciye çok güzel mesajlar vermek istiyorduk. Daha çok tabii ki bu buradan değil de sahada vermek istiyorduk ama maalesef çok özlemle beklediğimiz seyircimizden bu hafta veya birkaç hafta uzak kalacağız gibi bir durum oluştu. Malum Türkiye'nin de gündeminde olan, hatta dünyanın gündeminde olan koronavirüs vakası nedeniyle. Onun için yani büyük bir ihtimalle birkaç hafta seyircisiz oynayacağız. Ama tabii ki bu futbolcularımızı bizleri üzdü. Çünkü uzun bir aradan sonra burada bir haftada sahamızda oynayacaktık. Seyircimiz karşısında oynayacaktık. Yani onlara belki de doyasıya bir futbol ziyafeti vermeyi düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Yani evet. öylesine ağzımdan çıkan bir kelime değil ama şimdi ben de az önce arkadaşlarıma da bunu açıklamaya çalıştım. Şartlar ne olursa olsun biz, onlar özellikle profesyonel futbolcularız. Profesyonel antrenörleriz. O yüzden her şartı ayak uydurmak zorundayız. Mutlaka seyircinin faktörü her yönüyle vardır. 12. adam kolay değil. Çünkü adı üstünde 12. adam. Ama bu takdirde her ne kadar birazcık gardımız düşse de bu futbolcuların olaya bakış açısını, bizden olaya bakış açısını olumlu yönde düşünüp önümüzdeki iki maç, Altındağ ve Yeşilyurt maçlarını kayıpsız geçmek istiyoruz. Çünkü onları kazandığımız zaman da bizi hedefe çok yaklaştıracağının bilincindeyiz. O açıdan da şartlar ne olursa olsun kazanmak için var gücümüzle mücadelemizi göstereceğiz. Hocam, sakatlık ve kırmızı kart durumlarını da alalım, en son durumu. Şu anda sakatlıklarla çok küçük ufak tefek sakatlıklar var ama onlar için maçı kaybedecek bir durumda değil. Yani maçta oynamayacak bir durum söz konusu değil. Şu anda sakat ve cezalımız yok. Tam kadroyuz. Eyvallah. Çıkıp en iyi şekilde pazar sporumuzu canı gönülden temsil etmeye gayret gösteririz. Evet. Başarılar dileriz. Evet. Gönlümüz sizlerce. İnşallah yayın yapabilirsek izleyicilerimize en azından yayın itibariyle izleteceğiz. Güzel bir maç izleteceğimize eminiz hocam. İnşallah. Tekrar başarılar dileriz. Sağ olasın.